Dostlar, bugün sizler birlikte yeni bir değerli FIFA oyunuyla beraberiz. Biz koleksiyon yapacağımızdan bahsetmiştik. Bu bölüm koleksiyona başlıyoruz. Zaten ben biraz eşya topladım. Mesela bir robot topladım. Sonra bir tane paranormal android. Sonra bir tane go-kart. İşte yarış arabası. Sonra bir tane de rengarenk figür buldum. Sonra bir tane şey buldum. Mitch ve Ronti'nin uzay gemisi. Sonra bir tane de Cooper araba buldum. Ve en son olarak değerli FIFA oyununu bulmayı başardım. Bu koleksiyonları güzelce toplayıp birden satıra satmadan önce de bunun data linkini sizlere paylaşacağım. Siz de bu koleksiyonu sahip olabilirsiniz. Koleksiyon bulayım ben arkadaşlar. Zaten koleksiyon bulana kadar hızlandırayım buraları. Arkadaşlar, sizce bunu koleksiyonuma alayım mı almayayım mı düşünüyorum. Fiyatı iyi, zaten efsanevi olduğu için alabilirim bir oyuncak figürü olarak. Sizce alalım mı? Bence alayım. Alacağım da ucuza bırakırsa artık bize. 550 desem kabul etti mi? Kabul etti, tamamdır. Devam edelim. Bir masa. Masanın fiyatına kadar merak ediyorum. Ucuzmuş, boş ver. Piyamit var, onu da almam. Bunu da almayız. Başka ne var? Bundan koleksiyona katayım mı? 40 astronot gümüş işte. Almam. Pahalısı gelse 1 milyon falanlık bir şey gelse alırım belki. Ama şu an almayı düşünmüyorum. Genelde efsanevi ve mitsel topluyorum. Hemen buraya gelelim. Koleksiyona katalım mı? Bence katalım. Hemen kilitledik. Şu şeyde tamir olsun. Depodan açış arttırmada da güzel koleksiyonlar geliyor. Mesela neler var? Bir şey yok bu sefer. Devam edelim. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Mesela bir tane figür vardı. Umarım gelir. Godzilla figürüydü adı. Thanos'un eldiveni vardı. Onlar karşımıza çıkarsa süper olur. Artık umarım çıkar. Bunu ben çok atmayı düşünmüyorum. Zaten bundan aldık. Bir tane daha gelmiş. Bunu da alalım mı acaba? Alalım, sadece satış için alalım. Zaten bu ucuz. Ya da yok. Bu diğerinden daha pahalı. Yani onun figürü koleksiyona ekleyecek yoksa diğerini mi? Onu bir yorumlara yazın arkadaşlar. Satmayacağım zaten bu bölümü. Belki bu bölümü satmayı düşünüyorum. Veya satmayacağım. Artık karar sizin. Bence bunu tamir ettirip bunu koleksiyondan çıkaralım. Aynen öyle. Birini koleksiyondan çıkardık. Diğerini koleksiyona ekledik. Eşyamız var. Satacağız. Ne geldi? Yok, durun. İyi de pahalı değil. Bize milyon dolarlık eşyalar lazım ki karnımızı çıkarabilelim. Yok, yine güzel bir şey çıkmadı. Ne var bu sefer? Yok, sahte çıktı. Mitsel 1 7 üretilmiş antika mücevher folyo. Alalım sizce? Yani tamir edilirse iyi fiyata gider. Zaten ucuz aldım. Limitler yani mesela hangi eşyaları ne kadar üstü alacağız diye ve güzel bir koleksiyon daha geldi arkadaşlar. Koleksiyona eklemek için bence süper. İyiymiş, bayağı koleksiyondaki eşyalar geliyor. Umarım o slot bize yeter. Slotun yetmesini umuyorum artık. Yeterse süper olur ve eşyayı almaya geldim. Ne kadar zaman vereyim? Tamam, kabul etti ve 74 bin liramız oldu. Ne var, iş tamamlandı. Fiyat nasıl? Hangisi tamamlandı? Ha, şu şey tamamlandı. 1,5 milyona satışa gidebilir. Şunu da tamir ettirirsek 14 bin ucuzda kaldı. Şunu da çekeyelim. Kaç koleksiyonumuz oldu şimdiye kadar? Sanırım 10 koleksiyonumuz oldu. Süper. İyi gidiyoruz. Pardon, 10 değil. 9 koleksiyon oldu. 10 diyebiliyorum. 9 koleksiyonumuz oldu. 10 koleksiyon yaptık mı? Eşyalar artık satışa çıkacağız. Ya bu bölüm ya da ilerleyen bölümde. Bunu da ifade ettik. Sandığı almaya gelmişler. Sence değeri ne kadar? Bence değeri sana 1 milyon 920.
Kabul etti diye 76 bin bu da almaya gelmişti. Bir de bu, oha bu da almaya gelmişti. Bir de sen almaya geleydin iyi olurdu. Bu da almaya gelmişti. Top getirmiş. Ucuz. Dandik. Bu da dandik. Bir eşyayı almak için o kadar insan gelir mi ya? 5 kişi bir eşya için gelmişti. 5 kişi ve indirim vakti diyor. Ne diyor? Alışveriş çılgınlığı başladı. Önümüzdeki hafta boyunca dükkanların müşterileri dolup taşmasını bekleyebilirsiniz. Bundan sonraki 7 gün 150 daha fazla müşteri gelecek. Yani bu da bizim eşya satmalarımızı arttırıyor. Bence bu hafta satalım. Yani 93. Haftaya gelmişiz. Bayağı iyi, iyi bir para harcamışız şimdiye kadar. Dükkan masrafımız arttı zaten. Kişiler aldık ama çok kişi almadım. Hala slotluk yerimiz var. Bir efsanevi yüzük geldi. Şekli güzel de koleksiyonu almam ben. 2.750'den satın aldım. Devam edelim. Bir A adam var. Bir koltuk var. Hep dandik şeyler geliyor da. Sahne bir kere de yine dandiklerden fazla geliyor. Her dükkana verdiğimiz para bence değiyor gibi. 73 milyondayız. Paramız gittikçe düşüyor. 78 milyondu galiba. Büyüye başladığımda şu an düştü bayağı bir. Aa, neden sahte ki? Sahte olmasaydı alırdım. 5 milyon. Yani satarsam 7 milyondan falan da satan durumu da iyi. Tamir ettirsek iyi satış olurdu. Ya, bunu mesela ekleyebilirim. Evet, güzel bir oka benziyor. Bunu eklerim. Koleksiyonumuzun bir parçası olsun bu da. Satın alamadık ki. Aldık sonra 470 bin. Neyse ucuz yine. Durum ne durumda? Çok iyi durumda. Kilitleyelim sonra. İki eşya satışta kaldık. Şu ana kadar 73 milyon 355'e düştük. İki eşyamız var. Biri 3 milyon lira. Değeri ise işte 500 bin lira değeri bir şey ya da 750 bin lira. Midsel olduğu için adam midsel her şey çok rahat satılıyor mesela. Bak midsel 290 bin sat. Ama ucuz midseldi bu. Mesela bu sana 4 milyon. Kabul et diye. Enayiye bak. 156 bin falan. 77 milyona tekrardan yükseldik. Umarım biraz daha yükselebiliriz. İyi gidiyor şu ana kadar. Bir efsanevi bal sandı. Tokmak mı? Evet bir tokmak. Alırız tamir ettiririz. 1 milyondan satarız. O kadar basit. O tokmağı direkt almaya gel. Ben direkt basarım. Sana bak bakayım. Bilgisizsin, cimrisin, sabırsızsın, koleksiyoncusun. Yani hemen eğer hemen alıp gitmen gerek ve doğru. Bu da almaya gelmiş. Sen de almaya gel. Şu almaya gelmedi efsanevi ama düşük fiyat. Dükkan masrafı çıkmıyor yüz bile. 800 bin lira dükkan masrafı var ve elimize full efsaneviler. 10 adet efsanevimiz oldu arkadaşlar. Artık bir diğer bölümde bunları satacağız ve bu koleksiyonu istiyorsanız aşağı linkini bırakmaya çalışacağım. Siz de bu koleksiyon sahibi olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Working all day, all night, nigga, but I'm dead on that and they call a rap star.